Meşru savunma sınırı aşılmıştır. Ancak eylem kasten yapılmamıştır. Gezi Parkı protestolarında Ankara'da ölen Ethem Sarısülü'nün ölümüne ilişkin iddianame hazır. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İdanamede olay günü olanlar saniye saniye anlatıldı. Önce Çevik Kuvvet'e çekil emri verildiği vurgulandı. Ama bazı polislerin geri çekilmekte zorlandığı belirtildi. İşte detaylar. Çevik Kuvvet Birliği göstericilerin saldırıları sebebiyle hızlı ve düzenli çekilememiştir. Bazı polisler telefon kulübelerinin üzerinden atlamıştır. Sanık polisinde arasında bulunduğu bir grup parktan en son çekilmiştir. Çekilen gruba göstericiler yakın mesafeden taş ve sopayla saldırmış. Saldırılar nedeniyle bazı polisler... Beton bankların arasına düşmüş bazı polislerse kalkanlarını düşürmüştür. Geri çekilme sırasında göstericilerin sanık polis Ahmet Şey'e fazlaca yaklaştığı belirtildi. Ve vurulma anı. Çok önemli tespitler var iddianamede. Bunlardan biri polis memurunun bir kez yere bir kez de havaya doğru uyarı atışı yaptığı bilgisi. Bu sırada geriye ve yana doğru çekilen sanık arkasını göstericilere dönüp gitmek istemiş. O esnada tabancayı tuttuğu eli ve tabanca bir an yere paralel hale gelmiştir. Bu konumdayken tabancasını üçüncü kez ateşlemiştir. O üçüncü atış Ethem Sarısülü'ye isabet etti. Sarısülük de polise taş attı. Ateş edildiği esnada Sarı Sülük tarafından ateş edilmeden 1 bölü 3 saniye önce, ateş edilmeden 1 bölü 2 saniye önce, ateş edildiği esnada ve 3. ateş esnasında atılan taşlar sanığın vücudunun muhtelif yerlerine isabet etmiştir. Ve sonuç açılan ateş öncesi polis memurunun vücuduna isabet edilen taşlar hatırlatıldı. Taşlar dikkate alındığında meşru savunma sınırını kasten aştığının söylenemeyeceği, sınırın kasıt olmaksızın aşıldığı kaydedildi ve 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Mahkemede meşru savunma sınırını kasıt olmaksızın aştığına kanaat getirir ve iki yılın altında ceza verirse sanık polis bir gün bile hapis yatmayacak.